Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Saat yarın 11'de yani 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 11'de Türk İş Başkanlar Kurulu'nu toplayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun ve Ergun Atalay'ın açıklamasını sizlere sunuyoruz. Şimdi bu hafta bitti. Şu haftaya bir 3 gün önümüzde 3 gün var. Hemen arkasından bayram. Yani bizim burada bayrama kadar yetişmesi çok zor gözüküyor. Ama yılbaşına kadar 1 Mayıs'a kadar bağladık. 1 Mayıs'a kadar bağlayamazsak biz bunu bir daha bağlayamayız. Yani 1 Mayıs'a kadar, yani 1 Mayıs dediğim en azından ayın 28'inde, 29'unda, yani burada arada 2 hafta gibi bir zaman var. Yani biz bunu bağlamak durumundayız. Çünkü Mayıs ayı zamlı ücrete yetişmesi açısından milletin, toplumun, arkadaşlarımızın sabırsızlıktan bir an evvel mesele hallolsun, ilk maaşla bunu alalım. Tabii bu ilk maaşı almanın karşılığı da şu, yani bizim talep ettiğimize yakın bir ücret talebi getirmesi lazım Sayın Bakan'ın bununla ilgili. Kendisine geçen hafta ifade ettik, verdikleri 30-11.500. Biz yukarıda ne demiştik? Yani iyileştirmeye 15.000 yazdık arkadaşlarımız. Yukarısında biz 45 artı refah payı yazdık. Yani onların verdiğine bizim aramızda bayağı bir fark var. Yani o farkın bir kapanması lazım, bir görelim. Onu da zannediyorum ya önümüzdeki hafta ortasında bir daha çağırırlar mı yahut bayram sonrası mı çağırırlar. Onu görürüz. Bugün özellikle bakan zannediyorum bugün Maraş'ta Adıyaman'da akşamki yaptığımız görüşmede yarın Maraş Adıyaman'da yarın gelecek, yarın bir daha görüşme imkanımız olur. Ama toplum şunu görüyor aşağı yukarı her gün hak biz de bizim arkadaşlarımız da işveren sendikasında haftada iki gün görüşüyorlar ama toplum onu bilmiyor. Toplum zannediyor yukarıdaki alınacak ücretle ama ücretin dışında o kadar sorun var ki bizi ilgilendiren mesai bir basit bir iş. Fazla mesai iş yerlerinin 30 senedir bir yerinde %70 bir yerinde %40. Bu öyle bir problem ki yani ama bunu yaşamıyor ki toplum bunu bilmiyor. Yaşayanlar bunu biliyor. Riski var. Bazı yerde hiç yok. Bazı yerde 5, bazı yerde 10. Yani onlar da çözülmesi lazım. Onlar da baktığın zaman alt alt topladığın zaman onlar da bir para ediyor. Yani toplumun beklentilerini karşılayacak bir şey getirirlerse hiç problem yok. Ama getirmezlerse isterse Mayıs ayında bitsin, isterse Haziran ayında bitsin. Onun ne zannediyorum hak iş, ne Türk iş, ne bizim arkadaşlar. Yani olumsuz bir şeyin yanında olmayız. Durum bu.